Şimdi sorumuz şu şekilde. Reklamların çocukların yeme alışkanlıkları üzerindeki etkilerini araştıran bir deneyde 7 ila 11 yaşları arasında 500 çocuk rastgele iki gruba ayrılıyor. Rastgele yapılan gruplandırmadan sonra her çocuğa içinde bir kase kraker bulunan bir odada çizgi film seyrettiriliyor. Çizgi filmde 2 tane reklam arası bulunmakta Birinci gruba çoğunluğu atıştırmalık ürünler hakkında yiyecek reklamları seyrettirilirken, ikinci grup eğlence ve oyuncak içerikli reklamlar seyrediyor Çizgifin bittiğinde kraker kasesinin ağırlığı ölçülerek her çocuğun kaç gram kraker yediği hesaplanıyor yiyecek içerikli reklam seyrettirilen gruptaki çocukların yedikleri ortalama kraker ağırlığının diğer gruptakilere göre 10 gram fazla olduğu tespit ediliyor, bulunuyor. Şimdi hmm, gelin önce buraya kadar ne yapıldığının bir üzerinden geçelim. 500 tane çocuk var. Bu çocuklar rastgele iki gruba ayrılıyor. 250-250 iki gruba ayrılıyor. Bu birinci, bu da ikinci grup olsun. Birinci gruba yiyecek içerikli reklamlar seyrettirilmiş. Yani yiyecekler, çeşitli yiyecek reklamları, yiyecek markalarının reklamları. Yiyecek reklamlarının etkisini araştırdığımız için bu deney grubumuzdur. Buna deney grubu adını veriyoruz. İkinci gruba da içeriği yiyecek olmayan reklamlar seyrettirilmiş eğlence reklamları. Buna da kontrol grubu diyoruz. Çizgifin bitince kaseyi tartarak her çocuğun kaç gram kraker yediğini hesaplamışlar ve sonra da bu ağırlıkların ortalamasını almışlar. Sonuç olarak bu çocukların yedikleri krakerlerin ortalama ağırlığı buradakilerden 10 gram fazla çıkmış. Evet. Sadece buna bakarak bile deney grubunda bir şey olduğuna yani yiyecek reklamlarının çocukları daha çok kraker yemeye teşvik ettiğine dair bir kanaat geliştirebiliriz. Bu ve bunun benzeri durumlarda yargıya varmadan önce bu durumun şans eseri ortaya çıkmış olabileceği ihtimalini de düşünmemiz gerekir. Bu iki grup tamamen rastgele seçildi öyle değil mi? Ve iki grupta reklam seyretmeseydi eğer ya da aynı reklamı seyretselerdi bile bu gruptaki çocuklar belki de yine de daha fazla kraker yiyebilirlerdi. Belki çünkü bu grupta böyle daha çok yeme düşkünü, daha fazla kraker yemek isteyen çocuklar olabilir değil mi? Yani başka bir deyişle belki de bu deneyde bu gruptaki çocuklar ne olursa olsun zaten 10 gram daha fazla kraker yiyeceklerdi. Yani reklam seyretmelerinin bu durum üzerinde bir etkisi olmayabilir. Evet. Bu gruptaki çocukların şans eseri daha fazla kraker yemiş olma olasılığı nedir peki? Bu soruya cevap bakalım bulmaya çalışalım. Bakalım bunu test etmek için ne yapmışlar? Şimdi araştırmacılar bir simülatör kullanarak elde ettikleri sonuçları yeniden grupluyor ve iki grubun ortalamaları arasındaki farkı tekrar hesaplıyorlar. Bu işlemi 150 kere tekrar ettikten sonra Bakın tam 150 kere tekrar ettikten sonra sonuçları aşağıdaki grafiğe aktarıyorlar. Bakın deney 500 çocuk üzerinde yapılmıştı ve buradaki tekrarlardan sonra elde edilen grafiğe bir daha baktığımızda şunu görüyoruz. Bakın bu birinci çocuk, bu da ikinci çocuk ve bu şekilde 500'e kadar gidiyoruz tek tek. Her çocuk için yedikleri krakerlerin ağırlığı ölçülmüştü. Diyelim ki birinci çocuk 2 gram yedi, ikincisi 4, üçüncüsü 12 ve beşinci de veya 500. de hiç yemedi. Evet bu 500 çocuğun birinci yarısı yani ilk 250'si deney grubunda olsun. Şimdi kafanız karışmasın. Gruplara ayırma rastgele yapılmıştı. Biz şu an sonuçları listeliyoruz. İkinci yarısı da kontrol grubunun sonuçları. Şimdi araştırmacılar bir simülatör yardımıyla bu sonuçları alıyor ve rastgele bir daha sıralıyor ya da bir daha grupluyor. Mesela, deney grubunda olan birinci ve üçüncü çocuğun sonucunu 500. çocukla birlikte kontrol grubunda değerlendiriyorlar. Bu çocuğu da yine deney grubunda bırakıyorlar. Kısacası elde ettikleri sonuçlarda tamamen rastgele oluyor. Ve artık yiyecek reklamı seyredip seyretmedikleri de önemli değil. Sonra bu yeni grupların ortalamalarını karşılaştırıp bu farkın dağılımını inceliyorlar. Grupları rastgele ve yeniden oluşturup ortalamaları karşılaştırdıklarında bazı durumlarda iki grubun ortalamaları arasında fark bulamamışlar. Hatırlayın ne demiştim? Bu işlemi 150 kere yapmışlardı. 150 kerenin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 noktalar çok küçük sayamıyorum sayamıyorum yani. Ama diyelim ki aşağı yukarı 20 tanesinde iki grup arasındaki farkın e, hiç e, olmadığını yani e, neredeyse hiç fark olmadığını bulmuşlar. Evet bu çocukların sonuçlarını yeniden rastgele gruplandırdıklarında İki grup arasında 10 gramlık bir fark bulunan durumların sayısı da yine oldukça az. İki grup arasındaki fark diyorlar, yani birinci grup eksi ikinci grup mu yoksa ikinci grup eksi birinci grup mu olduğu çok açık bir şekilde ifade edilmiyor. Ne olursa olsun. Aradaki farkın 10 gram olduğu durumlar 150 durum arasında sadece 2 tane iki durum tekrar ediyorum. Sonuçları yeniden rastgele grupladıklarında iki grup arasındaki farkın bu kadar çok olmasının olasılığı 150'de 2. Buradaki 150 noktadan sadece ikisi. %2'den bile az düşünün. Hatta bu grafiğin grup 1 eksi grup 2 olduğunu düşünürsek aradaki farkın 10 olmasının olasılığı 150'de 1'dir. Bu oran %1'den de küçüktür. Kısacası, sonuçların yeniden gruplanması rastgele yapıldığında, deneyde elde edilen sonucu elde etme olasılığı %1'den küçük çıkıyor. Ve bu durum benim için ya da bütün istatistikçiler için şu anlama gelir: Deneyimiz istatistiksel olarak anlamlıdır. Bir anlam ifade eder. Elde ettiğimiz sonucun olasılığı yani yiyecek reklamı seyreden çocukların 10 gram daha fazla kraker yemesi istatistiksel olarak anlamlıdır. 500 çocuğu yeniden rastgele gruplandırdığımızda 150 durumdan sadece ama sadece birinde deneyde elde ettiğimiz sonucu elde ettik. Evet, bu durumun şans eseri ortaya çıkmış olmasının olasılığı çok ama çok düşükmüş demek ki. Şans eseri olmuş olsaydı eğer bu sonucu daha fazla elde ederdik. Çoğu araştırmada ya da deneyde bir durumun anlamlılık seviyesi o olayın istatistiksel olarak anlamlı olmasının olasılığıdır. Yani bir durumun şans eseri ortaya çıkmasının olasılığı %5'ten azsa eğer ki biz burada %1'den bahsediyoruz bizim durumumuzda o deney o zaman istatistiksel olarak anlamlıdır.